Şimdi bir konu var. İnan o VTR'ye pas atmaya korkuyorum. Tartışma çıkmasından korkuyorum. Ayten Hanım, teyzen geldi. Teyzenle Cansel, senin hani halen sevdiğin ama eski yakın dostun. Ki o geldiği dönemlerde siz çok iyi dostunuz. Tartışma yaşadılar. Bayağı da büyüktü. İzleyelim. Erkekler biliyor musunuz siz bunu? Gördünüz mü? Duydum, söyledi. Görmedik ama Ayten Hanım. Görmediniz. Hadi bir izleyin siz de bakalım, yorumlayalım. Herkesin ailesi var. Herkesin arkasında birileri var. Yok yere kavga çıkıyorsa, sana ben bir şey söyleyip de eğer sen bana kaba kuvvet gösterip ya da sesini yükseltiyorsan, bu demek ki senin suçlu olduğunu, beyin altında da senin bir hatan olduğunu, onu bastırmak için saldırdığını gösteriyor. Benim bazı bir duyumlarım var. Tabii ki onları burada tabii ki konuşamayacağım ama yani ellerinize kollarınıza hepiniz sakin olun. Bu kadar mı geldi? Burak diye mi geldi? Maalesef. Sen konuşmuştun ama haberin yok muydu Eser? Ben Burak diye geldiğine haberim yoktu. Ben de hani elini tutmak zorunda kaldım. Gördüm. Hani işte sen temas etmemeliydin, sen susmalıydın, sen oturmalıydın diyorlar ya bana. Hani onun için bunu şey yapıyorum. Kusura bakmasın, bir insan bana o şekilde geliyorsa ben onu tutarım. Ki orada diyaloğu o başlatıyor. Onun kalkması orada. Orada her şey, bütün o şey sorumlu onda. That's it. It's her fault. O kalkmayacak, o atak yapmayacak. Nasıl atak yapıyor? Kime atak yapıyorsun sen? Eser, sen Cansel'in bana yaptığı atak. You deserve it. Eser, haddini bil. Tamam, neyse, bu Melis'in teyzesi olabilir. Melis, seninle alakası yok. Olayın sen korumaya çalışıyorsun ama... Yalnız Eser şu anda taraflı bakıyor. Taraflı bakmasın Cansel. Bir çok kibar konuştu teyzen. Olgun bir kadın kalkıyor yerinden ve 20 yaşındaki bir kıza karşısındaki bir... Ve ben bunu analiz ediyorum. Esercim, ben böyle bir şeyi asla onaylamıyorum. Asla onaylamıyorum. I'm sorry, neyi onaylamıyorsun? Teyzesinin hareketini o da onaylamıyor. Ya da işte bu olayı onaylamıyor. Senin suçun da değil zaten. Melis'cim, benim sinirim sana değil. Ya senin sen. Başka birinin yaptığı bir şey, senin canın kanın da olsa sen yüklenmek zorunda değilsin. Melis kritiklerde kalktı ve alanı terk etti. Sonuçta teyzesi, öyle düşünmek lazım. Olumsuz yorumlara üzülmüş olabilir. Bunu yargılamak bence bize düşmez. Yani Erdem benim ne burada görsel olarak, ne karakter olarak, ne de yani hiçbir şey olarak beğenmediğim bir erkek tipi. Yani. Ama gene de kıyamıyordun. Dostane de olsa kıyamıyordun yani. Aynen öyle. Gel Azal'cığım, biraz seninle konuşalım bebeğim. Ya şunları götürecektim. Sen kimle konuşuyorsun? Dani ile mi yine? Ya yok, Dani değil. Mehtap'la. Evet. Mehtap bana çok gıcık. Zaten o dışarıda. Çok eğleneceğiz dediler. Şeyler, bak surat da böyle. Ne gıcıklıkları var anlamıyorum yani. Ya Mehtap'a niye kırılıyorum biliyor musun teyze? Artık konuşma yani. Mehtap'la da konuşma. Eğer Cansel'le de konuşursan bir daha senin yüzüne bakmayacağım zaten. Bunların yanına yanaşma kardeşim sen. Lütfen Hasan'ınla konuş, Dani'ninle konuş, Nur'la konuş. Ya benim zaten çağrıdaki yani en samimi arkadaşlarım belli. Ama benim şu an Mehtap'a kırılmamın sebebi şu. Abi bırak Mehtap'ı falan. Bırak. Senin kaleminde insan değil Mehtap. Bırak. Ay lütfen bırak beni yani. Bırak. Senin arkadaşıma ihtiyacın var. Senin bir dünya kadar arkadaşın, dostun var. Senin dışarı bir hayatın var. Ya dışarıda hayatım çok zaten. Çok fazla bir hayatı var. Senin Mehtap'a ne alakan var? Lütfen Dani ile... Hazal'la dışarıda da görüşmek istiyorsan görüş. Dani'nin sana katabileceği çok şey var. Ben hakikaten Dani'yi seviyorum. Seda Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Ya ben şunu anlamıyorum. Hani burada işte biz... İşte Mehtap onunla arkadaşlık yapma, o senin kalemin değil gibi bir şey denilmeye çalışmış. Dedi ama zaten. Hani bir insan bunu demiş resmen ama burada ben işte o deyince ben ondan üstte olmuyorum. Yani Allah insan kimseyi sonradan görme yapmasın. Bir şey var mı? İnsanları yani tipine, boyuna, yaşına, fiziğine, gelirine, sınıflandırmak ne demek? Bence hani Ayten Hanım'ı tenzih ederim, yapacak en büyük başarı. O aslında kendinin bir şey olamadığını hissettiğin için kendini bir yere koymak demektir. Başkalarını indirmeye çalışarak. Seda Hanım, herkes kendine yakıştığı şekil konuşmuş. Tebrik ediyorum. Tartışmak zorunda olduğumuz için de bu hale geldik. Umarım düzelir. Beyler hoşça kalın. Hadi yarın bir yeni bir gün inşallah her şey güzel olsun. Amin.
Melis'in teyzesi bugün misafir olarak gelmiş. Hoş gelmiş, sefa getirmiş. Arada husumetler olabilir. Herkes aynı şekilde olacak diye de bir şey yok. Ve şunu söylemek istiyorum. Zamanında Nur annemi kendim seçemem diye bir şey söylemişti. Kimse kimseyi seçemiyor. Kimse ebeveynini seçemez. Bu konuyla ilgili Melis'i bu raddeye getirmenin bir anlamı yoktu. Teyzesi yapmıştır. Suçlusu teyzesidir ki ben aşırı derecede bir suç zaten göremiyorum. Konuşulacak konuşulur ama Melis'i oradan gönderecek seviyeye getirenlerin suçu da ayrı bir suçtur. Sen yeter ki sen kısmetse.